İzmir'e dair TV ekranlarından merhabalar. Bir Finansa Dair programında yine sizlerle birlikteyiz. Daha önceki programımızda paylaştığımız üzere KOBİ'ler, KOBİ'lerin finansmana erişimi ve devlet teşvikleri ile ilgili bir konuğum vardı, Murat Talo. Kendisi İnostra Danışmanlık Kurucu Ortaklarından. Bu ikinci programımızda KOBİ'lerin finansmana erişimi, devlet teşviklerini daha detaylandırarak sizlerle paylaşıyor olacağız. Sevgili Murat Bey, merhabalar. Merhaba. Tekrar hoş geldiniz. Çok Bizi teşekkür ederim. kırmadınız. Estağfurullah. Konu çok geniş olunca böyle birazcık da iki işletmeci, iki finansçı, siz de işletme finansman kaynaklarının daha değerlendirilmesi üzerinde faaliyet Evet, gösteriyorsunuz doğru. sonuç itibariyle. O yüzden günümüzde özellikle ekonominin bu kadar dar olduğu bir dönemde şu devlet teşviklerini, KOBİ'lerin finansmana daha kolay erişiminin nasıl olacağını sizinle tekrar bir görüşmek isteriz, konuşmak, değerlendirmek isteriz. Buyurun, tekrar hoş geldiniz. Estağfurullah. Biraz daha detay verebileceğimi düşündüğüm konulardan bir tanesini örnek olarak kırsal kalkınma destekleri. Şu an hem devletimizin tarafından yani Tarım Bakanlığı tarafından hem de İPA desteği dediğimiz Avrupa Birliği tarafından İYİ Parti ve TKDK kurumu üzerinden verilen bir destektir bu. Burada hibe destekleri söz konusu. Tabii ki burada çağrı bazlı destekleri yani proje çağrısına çıkar. Hem Tarım Bakanlığı hem TKDK kurumu Avrupa Birliği üzerinden verilen destek demiştim. Onlar belli bir süre, işte 45 gün ya da 30 gün içerisinde proje başvurusu yapan firmaların projelerini incelerler. Yatırımcıların projelerini incelerler ve uygun bulduklarını da hibe desteğini vermek üzere sözleşmeye Murat Bey, çağırırlar. hedef kitle kim? Kapsamı nedir kırsal kalkınma Hemen söyleyeyim. desteklerinin? Mesela burada kırsal kalkınma dediğimiz konular içerisinde işte et süt işlemi olabilir, soy ürünleri işlemi olabilir, hayvancılık olabilir, tarım Tarım. üzerine yani işte bitkisel ürünlerin üretilmesi ayrı, yani plantasyonu ayrı, onların işlenmesi için ayrı destekler olabilir baktığınızda. Artı bir de bunların enerji giderlerinin düşünmesi üzerine işte bu işletmelerin yapacağı çatılarına GES yatırımları gibi, RES yatırımları gibi yine bunlar da kapsam dahilinde oluyor. Bir girişimci hem kırsal kalkınma desteğini hem de enerji desteğini alabilir mi? Alabilir. Yani şöyle diyelim ki mesela bir bitkisel ürünler işleyen bir işletmemiz var. İşte hem içerideki operasyonlarını iyileştirici bir makine yatırımı yapacak hem de enerji giderlerini düşürücü hani çatısında da GES yatırımı yapacak diyelim. Aynı anda ikisine de başvuru yapma şansı var. Ha, güzel. Tabii. Burada mesela bahsettiğimiz desteklerin içerisinde biz hani enerji desteklerinin tabii sadece kırsal kalkınma destekleri içerisinde yeri yok. Bir yandan da baktığınızda Enerji Bakanlığı'nın mesela verimlilik arttırıcı proje destekleri var. Orada biz işletmelerimize enerji yönetimi üzerine bir takım hizmetler, danışmanlıklar verdiğimizde içeride bir enerji haritası çıkartıyoruz. İşte hangi üniteler ne kadar enerji tüketiyorlar ve hangisinde bir iyileştirme yaptığımızda birim halinde ne kadar etki edeceğini raporluyoruz. Burada mesela raporlarımızda şu oluyor, işte hiç yatırım yapmadan ama üretim şeklinizi şöyle değiştirdiğinizde şu kadar maliyetiniz düşüyor. Ya da çok küçük bir yatırım yaptığınızda şu kadar daha düşürürüz gibi. Üçüncüsü de mesela, üçüncü aşaması o raporun. Bakın tamam, yani şu kadar da büyük bir yatırım yaparsanız işte enerji maliyetiniz şu kadar aşağı düşüyor diyoruz. Ama bu yatırımı da Enerji Bakanlığı'nın VAP dediğimiz az önce şu an için proje başına 5 milyon TL'lik bir başvuruyla %30'unun hibe alınabileceği desteklerden bahsediyorum. Oradan destek aldırma şansımız var. Bu bir tanesi. Bir de az önce bahsettiğim kırsal kalkınmada enerji yatırımlarında gene %50, %55 destek alabiliyorlar. Kendi ölçeklerinden ama yani şöyle diyor devlet ya da işte Tarım Bakanlığı kendi tüketiminin en fazla %110'u kadar yani %10'u kadar fazlasına yatırım yapabilir diyor. Diyelim ki 100 kahvealık bir tüketimi var. Kapasite raporunu onu belgeledik. 110 kahvealık yatırım yapabiliyor şirketimiz. Bir de yenilenebilir enerji ile alakalı onu da aktarmış olayım. Bakanlığa biz teşvik başvurusuyla yenilenebilir enerji ile alakalı başvuru yapabiliyoruz. Buradaki tek şart, ön şart 240 kilovat ve üzeri projeler için veriliyor bu destekler.
birçok işletmemiz, yani o bahsettiğimiz birçok küçük orta ölçekli işletmemiz bunun farkında değil. Çok tam buna bunu şey yapan bir soru sormak istedim. Hani gerek kırsal kalkınmada sanıyorum daha çok. Orada firmanın ölçeği önemli mi? Hani şöyle bir şey var ya, işte ben şunu ekmek istiyorum, şu hayvanı yetiştirmek istiyorum, çiftçilik yapmak istiyorum. Küçük çiftçiyi kapsıyor mu? Tamamen onu kapsıyor. Zaten yatırımın da kırsalda olmasını istiyor Avrupa Birliği ve bizim ülkemiz. Yani kırsal alan listesi var zaten. Yatırım yeri kırsal alanda mı olacak? Ona bakıyor öncelikle. Orada mı bu yatırım yapılacağını biz anlatıyoruz. Ondan sonra zaten destekler hak ediyorlar. Bir de küçük orta ölçekli olması zaten özellikle, hatta bazen bir tane çiftçi, sadece ÇKS kaydı var diyelim çiftçinin, o bile destek alabilir. Evet, tam yani, bunu sormak istedim evet, aslında. Yani, o destekler güzel dağıtılıyor. Tabii ki yine burada yani, hep bilginin erişimine, evet, ulaşımına geliyor diyeceğim. Değil mi? Tabii. Yani konu. Yani bir çiftçi mesela kalkıp da o Avrupa Birliği'nin o uzun mevzuatıyla o projeleri hazırlaması, başvurması, daha sonradan da proje onaylandıktan sonra bu ara raporları, işte ödeme olurları alınması gibi işlerini bir yandan çiftçilikle uğraşırken bir yandan bunları yapması çok zor. Evet. Ama maalesef ki ülkemizdeki daha önceki bu teşviklerin dağıtılması alakalı yaşanan kötü durumlar, mesela ne diyeyim, eskiden ya çok öncesi destekler direkt verilmiş. Evet. Ama şimdi diyor ki devlet, sen diyor yatırımını yap, harcamanı yap, Avrupa Birliği de aynı şekilde. Ben sen daha sonra bana faturalarını ibraz et, bunu işte ben işte şu dosyamı size onaylamıştınız, bunun faaliyetleri bunlar bunlar bunlar, şu makineleri alacağım demiştim size. O makinelerini bak aldım, yerine koydum, ödemelerini yaptım. Orada tabii yine bir öz kaynak ihtiyacı var. Yani hani orada yanlış anlaşılıyor ya, hiç param yok, hiç öz kaynağım yok. Şöyle bir şey yaparsam teşvik alabilir miyim? Öyle bir şey yok. Yani hani işte şirketlerin sürdürülebilirliği için de oradaki gerekli öz kaynağın varlığı zaten kıymetli bir şey. Hani teşvik alınmasa da kıymetli bir şey. Birçok aslında KOBİ ölçeğindeki işletmelerin son bulması da gerek öz kaynağın, gerek borçlanmanın iyi yönetilmemesinden kaynaklanıyor. Ama hani burada yine söylediğiniz gibi bana göre kıymetli bir şey var. Evet, bunu siz biliyorsunuz. Sizin gibi bilen kişiler, uzman kişiler var. İşte bu ihtiyaççının birleşmesi noktası kıymetli diye düşünüyorum. Yani ihtiyaçtan çıkıyor birçok şey ama o bilgiye ulaşım da son derece kıymetli. Çok kıymetli. Burada bir tane daha örnek vereceğim. Mesela burada az önce dediğim gibi, yani biz bu çiftçilerin ya da bu tarımsal işletmelerin ödeme olurlarını çıkartıp ara dönemdeki raporlarını da hazırlayıp hesaplarına hibelerin doğru şekilde yapması, zamanda yapmasını sağlıyoruz. Bu zaten bizim hizmetimiz. Yani bizim gibi danışman şirketinin hizmeti aslında. Sadece bizim demeyeyim. Danışman şirketinin hizmeti bu. Çünkü bunu işletmelerin yönetmesi gerçekten, oradaki mevzuatı takip etmesi çok zor. Ufak bir hata yapmayarak zaten onu tekrardan düzeltilmesi, tekrar hazırlanması gibi 2-3 ay, 3-5 ay bazen vakit atıyor. Ama şunu bilsinler işletmelerimiz. Hibeleri alabiliyorlar. Ama hibeleri ne zaman alıyorlar? Yani dosyalarını hazırlayıp, içeriye evraklarını verip, ödeme olurlarını aldıktan sonra Merkez Bankası'na şu projenin şu dosyası için şu ödemeyi yapın dedikten sonra hesapların yatması 8-9 ayı bazen bulabiliyor. Ama en nihayetinde alıyorlar. Onu bilsinler. Yani hemen bir 3-5 ay içerisinde, 2-3 ay içerisinde benim hibem yatmadı gibi olmaması gerekiyor. Artık onlar öğrendiler zaten. Bir de şunu da aktarmak istiyorum Hüseyin Hanım. Az önce dedik hani yeni bir enerji yatırımlarının yatırım teşvik belgesi. Şimdi mesela bu da çok değerli. Neden? Mesela biz bunu şimdi Innostra Enerji olarak bir iki teklif verdiğimizde yaşadık. Bizim arka planda devlet destekleri kısmımız da çok güçlü olduğu için bazı yatırımcılar enerji anlaşmaları var. Çatılarında yer de var baktığınızda ama 240 yani olabilecek şekilde minimum, çünkü devletin de ön şartı oydu hatırlarsanız, yatırım yapmaları gerekiyorken o projeyi hazırlayan enerji firması işte 200'lük ya da 160'lık ya da 180'lik hazırlıyor bununla alakalı. Ve bu nedenle bundan dolayı da baktığınızda alabilecekken bu hani teşvikle ilgili desteği alamıyorlar. Şimdi biz neden değerli?
buradaki dördüncü bölge teşviği aldıkları zaman enerji yatırımlarıyla alakalı az önce bahsettiğim neydi bunlar? %18 KDV, %3 gümrük vergisi dışarıdan gelen malzemeler için baktığınızda işte gelir vergisi istisnası, SSK iş ve enişte istisnası, faiz indirimleri birçok yükü alıyor aslında. Işte. Yatırımı %73'ü yapıyor. Yani çok ne demek istiyorum? Yani başka bir firma işte 3 yılda kendini amorti eder diye bir rapor çıkartıyorsa enerji ile ilgili o yatırıma bazen biz bir çıkartıyoruz 18 ay diyoruz. Çünkü neden? Evet. Biz bir anlamda şu teşvikleri alacaksınız diyoruz. Bu da aslında gene bilgi, tecrübe baktığınızda bunları doğru yönetilmesi. Evet. Yani sonuçta hani KOBİ'lerin ayakta kalabilmesi ve büyümeleri için birçok kaynak var, birçok finansman kaynağı var. Bunların hani doğru kişilerin bir araya getirilmesiyle de ilgili olduğunu düşünüyorum. Biz de 80 ortakla KOBİ'lerde yatırım yapmaya, iş yapmaya hedef koymuş bir iki yönetim kurulu üyesi olarak aslında bu konuda KOBİ'leri hep yanında olmaktan, desteklemekten, bilgimizle ve enerjimizle desteklemekten yanayız. Evet. O yüzden ortaklarımız da aslında bunun ve EGKOBİDER üyelerimiz de çok farkındalar. Daha çok birlikte, daha işbirliğiyle, güç birliğiyle daha çok projeye imza atacağımızı düşünüyorum. Ortaklarımız o zaman söz verelim. Yani bu yatırım yapmayı düşündüklerinde gerçekten yani alabilecekleri en iyi teşviği alıyorlar mı, alacaklar mı? Bunun bir analizini biz onlara ücretsiz yapalım. Yani ben kendi İnostra danışmanlık olarak ortaklarımıza buradan söyleyeyim. Yani alabilecekleri en maksimum ne teşvik alabiliyorlarsa biz onu raporlayalım. Ondan sonraki yatırımları ona göre yapsınlar. Bu konuda şirketin kuruluş, ücret almayalım. Süper. Şirketin kuruluş amacına da uygun olarak işbirliği, güç birliği, dayanışma diyelim. Murat Bey çok teşekkür ederim. Çok teşekkür değerli ederim. Bilgiler verdiniz. Çok keyifliydi. Açıkçası ben de çok bilgilendim. Öncelikle kendim bundan çok yarar sağladım diye düşünüyorum. İzleyenler için de çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bir Finansa Dair programının sonuna geldik. Başka bir programda başka bir konu ve konukla tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.